Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza çok güzel bir yerden başlıyoruz. İzmir'de, Çeşme'de, Alaçatı bölgesindeyiz ve deniz kenarında gerçekten de çok güzel bir noktadayız. İlk kez yeni bir marka bu programda yer alacak. BYD'nin Atto 3 modelini sizlerle beraber konuşacağız. BYD Çin'e ait bir marka, dünyanın en büyük temiz enerjili araçlarını üreten markası diyebiliriz. Türkiye'de yeni ama bizler için yeni bir marka değil. Son 15 senede gittiğimiz otomobil fuarlarında aslında BYD'yi görüyorduk. Tasarım olarak yeni jenerasyon ürünlere, temiz enerjili ürünlere yaklaşım olarak da çok dikkatimizi çekiyordu ve artık Türkiye'ye de geldi. İlk kuruluşu 1995 yılı, teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmuş. Özellikle de enerji depolama konusunda çok ciddi bir Ar-Ge seviyesine, uzmanlaşma seviyesine ulaştığını görüyoruz. 20 sene içinde toplam dünyada 30 tane teknopark oluşturmayı başarmış. 2003 yılında otomobil imalatına başlamış. Tabii ki yüksek teknolojili enerji depolama ünitelerini, yani bataryaları görüyoruz. Ayrıca buna ek olarak otomobiller, kamyonlar, otobüsler, tamamen elektrikli ürünlerden bahsediyorum. Hatta elektrikli bisikletler imal ettiğini ve tüm bunların araştırma geliştirme faaliyetlerini götürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca çok ilginç bir imalat artışı var, onu söyleyeyim. Mesela 2022 yılının 6. ayında 650 bin imalata ulaşmış. O dönemki en önemli, en büyük elektrikli otomobil imalatçısı Tesla'yı geride bırakmış. Şu anda da başta söylediğim gibi dünyanın en büyük elektrikli otomobil imalatçısı. 2023 yılında ise yine müthiş bir imalat artışı görüyoruz. Şu ana kadar, yani son çeyreğe kadar 2 milyonun üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon 100 bin adet, toplamda 5 milyonun üzerinde otomobil imalatı gerçekleştirdiğini mutlaka belirtmemiz lazım BYD'nin. Ayrıca BYD'nin anlamı ne diye soracak olursanız, İngilizce Build Your Dreams'den geliyor. Yani rüyalarını gerçekleştir anlamında, yaklaşık olarak rüyalarını gerçekleştir anlamında da bir marka ismi var. SUV tasarım yaklaşımıyla geliştirilmiş yepyeni bir otomobilden bahsediyoruz. C segmentinde, yani 4 metre 66 santimetre toplam uzunluğu, 1 metre 88 santimetre aynalar hariç genişliği, yüksekliği de 1 metre 62 santimetre 18 inç jantlara sahip, aks mesafesi de 1 metre 72 santimetre. Yani aerodinami otomobiller için fevkalade önemli. Elektrikli otomobillerde menzil kaygısından dolayı çok çok ön planda. Otomobili zaten ilk gördüğünüzde aerodinamik bir yapı görebiliyorsunuz. Yani rüzgarı yüksek süratte giderken rahat yarabilecek, rahat hareket edebilecek boyutlara, oranlara sahip. 0.29'da hava sürtünme katsayısı var. Tabii bunu söylediğim gibi enerji tüketiminde aerodinamik bir otomobil olmasının büyük önemi var. Bunu öncelikle başta belirtmek istedim. Önden çeker bir otomobil ve BYD'nin yeni elektrikli otomobil platformunda geliştirilmiş bir otomobil. Çünkü önemli bazı konular var. Otomobili inceledim. Sizlere söylemem gereken önemli bazı konular var. Mesela bunlardan bir tanesi üzerindeki elektrik motorunun çok kompakt olması. Ben ilk kez rastlıyorum böyle bir otomobile. Güç ünitesiyle ilgili 8 tane ayrı komponent, ayrı parça tek bir paket haline getirilmiş. Elektrik motoru, onun güç ünitesi, elektronik üniteleri, tek hızlı transmisyon var. O bütün, yani gerekli olan
parçalar, elektronik parçalar, mekanik parçalar, elektrik motoru hepsi bir paket haline getirilmiş. Tasarımcılar otomobilin iç hacmine çok daha fazla yer ayırabiliyorlar. Beklediğinizden daha fazla bir hacimle karşılaşıyorsunuz. Bu otomobilin değerlendirmesinde bence kritik noktalardan bir tanesi. Blade tipi, yani keski tipi, bıçak tipi yeni geliştirilen bir bataryanın otomobilin tabanında yer aldığını görüyoruz. Dış tasarımından da bahsetmek istiyorum. Açılı bir cam, nispeten otomobilin boyuna göre kısa sayılabilecek bir kaput. Yani yolcu kabininin geniş tutulduğunu söylemek için bunu belirtiyorum. Ayrıca mesela iç hacminin geniş olduğunu söyledik. 555 litrelik de bagaj hacmine sahip. Ön tarafa doğru geldiğinizde estetik açıdan iki farın birbirine krom parçayla bağlandığını, tam ortasında da BYD ambleminin olduğunu görüyoruz. Kapalı, üst tarafı kapalı, yani ızgara olmayan bir üç boyutlu tamponla aşağı doğru geliyor. Birbirine bağlı olan siyah parlak boyayla farklılaştırılmış olan, her iki tarafta da performans arabalarını andıran büyük hava girişleri gibi görünen parçaların olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi ortadan bağlı. Alt tarafta otomobilin özellikle batarya sisteminin, elektrik motorlarının, elektronik güç ünitelerinin soğutulması veya ısıtılması için gerekli olan ısıtma sistemini besleyen hava girişi, altında da SUV olduğunu vurgulayan karter muhafaza şeklinde tasarlanmış alt grubu görüyoruz. Ayrıca otomobilin, şimdiden söyleyeyim unutmadan, SUV özelliğini vurgulayacak önemli bir konu da termoplastik malzemenin otomobili çepeçevre dolaşması. Yüksek ve arkaya doğru gittikçe yükselen bir bel çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen onun altında bir iç bükey yüzey yukarı doğru çıkıyor ve burada dış bükey bir akış grubu oluşturuyor. Daha sonra tekrar iç bükey gelerek altta kapının altına doğru sert bir çizgiyle sonlanıyor. Dururken bile sportif bir hava veriyor. Arkaya doğru gittiğimizde bir kere oransal olarak camların gövdeye doğru azaldığını görüyoruz. Tavanla gövde arasındaki son kısım, C sütunundan sonraki son kısım metalik gri şeklinde yapılmış. Bu da tavanı sanki askıda gibi gösteriyor. Tavan eğimi arkada çok hoş ve geniş, fonksiyonel bir arka spoilerle sonuçlanıyor. Bu gördüğümüz parçaların toplam hava sürtünme direncinin azaltılmasında büyük katkısı var. Arka stopların hem bagaj üstünde hem de yan tarafta devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca ortadan kırmızı ışıklı bir bantla bağlı olduğunu da mutlaka söylememiz lazım. Sportif 3 boyutlu bir arka tamponla sonlandırılıyor ve arkada da yine SUV özelliklerini vurgulayan difüzörü var otomobilin. Tabii ki %100 elektrikli, sıfır emisyonlu bir otomobil olduğu için herhangi bir egzoz çıkışı yok. Tamamen yeni bir marka konuşuyoruz. Tamamen yeni bir model konuşuyoruz. Onun için genel olarak tasarımından da bahsetmek istedim.
Türkiye'de Atta 3'ü kullanıyoruz. Şimdi sizlerle beraber genel teknik özelliklerini konuşmak istiyorum. Başta söylediğim gibi otomobilin en büyük özelliği %100 elektrikli, sıfır emisyon seviyesinde bir otomobil olması. Çok ilginç de bir konfigürasyonu var. Elektrik motoru otomobilin ön aksının üzerinde ve söylediğimiz gibi hareketle ilgili, güç ünitesiyle ilgili 8 çok önemli parça bir paket içine toplanmış ve çok kompakt bir üniteye sahip. Ayrıca tabanda da batarya bulunmakta. Öndeki elektrik motoruna baktığımızda gücünün 150 kilowatt olduğunu görüyoruz. Kilowatt konuşmayalım, sizlerle her zaman telaffuz ettiğimiz beygir gücüne çevirelim bunu. 1.36 ile çarptığımızda 204 beygirlik toplam güce sahip Atto 3. Ama bunun yanında elektrikli motorların karakteristiğinden gelen çok yüksek bir tork seviyesi var. O da 310 Newton metre. Mesela otomobili görmeden ben çok daha ağır olacağını, en az 2 tonluk bir otomobil olacağını düşünüyordum. Ama yeni teknoloji blade tarzı batarya olduğu için sadece 1750 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Sıfırdan 100 kilometre saate 7.3 saniyede hızlanıyor kullanmakta olduğumuz Atto 3. Limitlendirilmiş 160 kilometrelikte maksimum süreti var. Otomobilin bataryası 60,5 kilowatt saatlik kapasiteye sahip. WLTP standartlarında 420 kilometrenin üzerinde yol yapabilme ortalamada potansiyeli var. Tabii buradan hesap ettiğimizde 100 kilometrede 16 kilowatt saatlik bir tüketim karşımıza çıkıyor. Yani bugün mesela içten yanmalı motora sahip bir otomobille karşılaştırdığınızda bu seviyeyi tutturabiliyorsanız, yani çok koruyarak kullanabiliyorsanız otomobili, inanın bana 7'de 1'i, 8'de 1'i ekonomi sağlayabilirsiniz. Ev tipi bir şarj aletiyle şarj ederseniz. Batarya hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. Blade tarzı batarya. Bataryanın en önemli özelliği bir kere yeni teknoloji ince bir batarya olması. Resmi dokümandan değil ama kendi araştırmamı yaptığımda sadece 90 milimetrelik bir yüksekliği olduğunu görüyoruz. Yani tabana yerleştirilmiş olan batarya otomobilin tasarımına neredeyse hiç negatif etkide bulunmuyor. En önemli karakteristiği ise lityum, demir ve fosfat cinsinden katot ve anodunun olması. Yani bu tarzda materyallerin kullanıldığı bir bataryadan bahsediyoruz. Çok daha güvenli bir batarya olduğunu söylüyor BYD yöneticileri. Çünkü çok düşük ihtimaller bunlar ama herhangi bir problem olma durumunda oksijen çıkışlı alevli bir reaksiyon oluşmuyor. Ayrıca uluslararası ismi nail penetration olan bir yöntem var. Bu da bataryada bilerek kısa devre yaratmak ve oluşabilecek problemleri gözleme üzerine. Normal bir lityum bataryada tabii alevli ve yüksek sıcaklıklara çıkan problemler oluşmasına rağmen bu yeni tarz bataryada 30 ile 60 santigrat derece arasında sadece o seviyede bir sıcaklık artması oluyor. Güvenlik açısından bataryanın ne seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. İşte yeni platformda, BYD'nin yeni platformunda üretilen Atto 3'ün bu özelliği önemli. Gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik motoru bu sefer jeneratör fonksiyonuna geçerek elektrik enerjisine çeviriyor ve bataryaya yüklüyor. Tabii ki bu da sizin menzilinizi arttırıyor. Önemli özelliklerden biri olduğu için bunu da eklemek istedim. Ayrıca bütün bu operasyonu ne kadar kilowatt saat harcadığınız o anda otomobili kullanım tarzınıza göre veya ne kadar enerji kazandığınızda önünüzdeki gösterge tablosundan görebiliyorsunuz. Bu da elektrikli otomobilin bence en keyifli özelliklerinden biri.
çok değerli bir konuğumuz var bu bölümde. BYD Türkiye'nin genel müdürü Sayın İsmail Ergun Bey ile beraberiz. İsmail Bey, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten de biz de test ettik otomobili. Önemli noktalarını izleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Ama size de birkaç tane sorumuz var. BYD'yi, BYD markasını, firmasını sizin ağzınızdan bir dinleyebilir miyiz? Safet Bey, çok teşekkürler. Çok güzel bir Kasım havasında Çeşme'de beraberiz. Zor bir şey. BYD'yi gerçekten çok kısa dakikalara sığdırmak mümkün değil ama bir kere öncelikle sadece bir otomobil firması değil, BYD bir teknoloji firması. Dünyayı bir derece soğutmak gibi bir derdi var. Raylı taşıma sistemlerinden, çip üretiminden, yenilenebilir enerji kaynaklarına üretmekten, batarya üretiminden, her gün 19 tane patent başvurusu yapan, her gün 15 tanesinin patent onayını alan bir teknoloji firması. Çok büyük bir firma, bir dünya devi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.9 milyon yeni enerji aracı, elektrikli araç üreterek ve satarak dünyanın bir numarası oldu. Geçen sene 1.9 milyonu bütün yıl boyunca sattı. Bu yıl 9. ayın sonu itibariyle 2 milyonu geçti. Müthiş rakamlar. Evet, İsmail sene sonunda yani 3 milyonu geçecek. Yani çok önemli özellikleri var. Hayatına batarya üreticisi olarak başlamış, bir otomobil üreticisi olarak değil. Çünkü bir teknoloji devi aslında. Bataryayı üretmekle kalmamış, onu bir unique, bir yegane bir teknoloji haline getirmiş, bir blade batarya teknolojisini üretmiş. Güvenlik ve uzun süre kullanımla önemli. BYD böylesine bir firma. Türkiye'ye böylesi önemli bir dönemde, Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde böyle bir devi Türkiye'ye getirmiş olmaktan son derece gururluyuz. BYD'nin Türk tüketicilerine çok sıcak ve çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Araç özelliklerini gördüklerinde dünyayı bir derece soğutmak gibi bir derdi olan bir firmanın ürünleriyle bir arada olmak onları çok mutlu edecek diye düşünüyoruz. Hep beraber bu yolculuğa başlıyoruz böylesi önemli bir dönemde. Siz nasıl hazırlandınız? Kaç tane bayilik olacak? Bayilere ne tür eğitimler verdiniz? Satış konusunda, satış sonrası konusunda onları da bize bir anlatabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli. Öncelikle şunu söylemeliyim. BYD Türkiye olarak satış kanalımız bayiler olacak. Sadece online bir satış süreci olmayacak. Çünkü elektrikli araçlar şu anda birçok soruyu beraberinde getiriyor müşterilerimizin kafasında. Onun için onların bayilerimize gidip orada bir kahvelerini içerken elektrikli araçlar konusunda kafalarına takılan her şeyi onlara sorduktan sonra araç alım kararlarını vermeleri doğru buluyoruz. Dolayısıyla bayiliklerimiz olacak. Biz tabii 2023 yılından çok kısa faydalanabileceğiz. Sadece 2 ay, Kasım ve Aralık aylarında. Biz bugün itibariyle, dün itibariyle hatta satışlarımıza başladık. Bu yıl tesislerini bitirebilen İstanbul, Ankara, İzmir'deki az sayıda bayimizle başlıyoruz. 4 adet bayimiz olacak. İstanbul'da bir Anadolu yakasında, bir Avrupa yakasında, Ankara'da bir ve İzmir'de bir bayimizle. Şu anda web sitemizde bu bayilerimizin adreslerini ve ulaşım bilgilerini edinebilir müşterilerimiz. Ama neredeyse her hafta bir bayilik açılacak diyebiliriz. Şu anda o bayilerimizi sayamamamın sebebi sadece tesislerini bitirememelerinden dolayı. Çok büyük bir teveccüh var. Yani yatırımcılardan, buradan sizin kanalınızda onlara da çok teşekkür etmeliyim. Dolayısıyla satış ve satış sonrası eğitimlerini söylediniz. Bizim bayiliklerimiz ekskluzif, sadece BYD'ye özel ayrı bayilikler olacak. Anladım. Satış, servis ve yedek parça hizmetlerini veren bayilikler olacak. Ancak bizim bu fiziksel kanalımızın yanına bir de BYD dijital bayisini de koyuyoruz biz. Ne Öyle demek? Mi? Evet, ne demek istiyorum? Bizim şu anda hali hazırda tesisimizin açılmadığı illerimizdeki müşterilerimiz ya da sadece online süreci tercih eden müşterilerimiz dijital bayiden randevu alarak ya da kendileri direkt bağlanarak satış danışmanlarımıza bağlanabilecekler. Hatta oradan ön ödemeyi, kaporayı dijital olarak yapabilecekler. Ama biz onları mutlaka tesislerimize arabayı teslim ederken bekliyoruz. Onlarla bir el sıkışmak, bir kahvemizi içmelerini istiyoruz. Bir de bu demin bahsettiğim her marka model kullanıcısının kafasındaki soruları cevaplayamak için bizim bayilerimizde sadece bu konuya özel elektrikli araç danışmanlarımız olacak. Çok Onlar güzel. Müşterilerimizin sorularını cevaplayacaklar. Müşterilerimiz daha sonra daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olacaklar.
Başka modeller var mı sırada gelecek olan? Bir de tabii ki satış rakamlarıyla ilgili eğer mahsur yoksa, hedeflerinizle ilgili bilgi verebilirseniz gerçekten çok memnun oluruz. Aynen, memnuniyetle. Biz bu sene dediğim gibi kısa sadece 2 ayından yararlanabileceğiz 2023'ün. Toplam 1500 civarında Atto 3 modelimizin satışına ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl yeni gelecek modellerle, birazdan bahsedeyim, 10.000'in üstü bir adedi hedefliyoruz inşallah. İlk çeyrekte, yani bu Kasım ayında Atto 3 modelimizde devreye giriyoruz. Atto 3'ün de çok özel bir, yine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir fiyatını açıkladık. %10 ÖTV diliminden bir C SUV modelinin çok dolu bir modeliyle Türkiye'ye, Türk tüketicilerine ulaşmasını sağlayacağız. Fiyatımız 1.590.000 lira. Hiç farklı grade'ler getirmedik. Tek bir grade, en üst line-up'taki en üst paketi getirdik. İçindeki donanımları tek tek saymaya gerçekten program yetmez. Onu müşterilerimiz, bayilerimiz de test ederken sizlerin tanıtımlarında eminim o bilgileri alacaklardır. Ama birkaç konunun üzerinden geçeyim. Bir tanesi blade batarya teknolojisi. Bu bütün ürünlerde var. Ama bu batarya güvenlik ve uzun ömürlü olması konusunda dünya lideri bir hani LFP teknolojisini içeren, fosfat ve demir içeren bir batarya. Donanım ve güvenlik seviyeleri çok önemli BYD için. Bütün güvenlik paketleri var. Onları söylemeyeyim ama tek bir tane, yine Türkiye'de tek olacak bu. 7 tane hava yastığı var. 7. hava yastığı da yolcuyla sürücü arasında yandan darbelerde etkiyi azaltmak için bir hava yastığı. Bu tekdir evet. Sektörde. 2024 yılını da söyleyeyim, yeni modelleri sordunuz. Önümüzdeki yıl ilk çeyrekte D segmenti spor sedan bir Seal modelimiz var. Evet. Bir de E segmenti luxury sedan, yine spor sedan Han modelimiz var. Bu modellerimiz devreye girecek inşallah. Han modelini zaten Münih Fuarı'nda gördük. Bravo. Aynen öyle. Bravo, doğru söylüyorsunuz. Onları da Türk tüketicilerine yavaş yavaş tanıtacağız. BYD'yi böyle onlarla bir araya getirmeyi arzu ediyoruz. Araç garantisiyle ilgili özellikle batarya bize çok soruluyor. Bize garanti hakkında da, garanti prosedürü hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Aracın garantisi 6 yıl 150 bin kilometre. Batarya garantisi ise 8 yıl 200 bin kilometre. Bunu bütün ürün gamında sunan Türkiye'deki tek marka olacak BYD. Dolayısıyla yine biz çok bu, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında neyi daha iyi yapabiliriz sorumluluğuyla hep bu lansmana hazırlandık. 8 yıl 200 bin kilometre batarya garantisi Türkiye'de müşterilerin sahip olacağı tek marka BYD markası olacak. İsmail Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Sağ olun. Efendim, bu arada bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzmir'den, Çeşme'den hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.